sevgiyi insanların kalbinden almışlar. Halbuki ana bünyesi, ana yapısı sevgiye göre insanın vücudunu, ruhunu en çok etkileyen tek konu. Yaratılış amacı o. Şeytan bunu tersine çevirmiş. İnsanlara sevgiyi unutturmuş. Hayatın anlamı kalmaz o zaman sevgi yoksa. Yani yaşamın anlamı kalmaz. Yani buna da alışmışlar. Ben buna hayret ediyorum. Mesela görüyorum, sevgisiz yaşamaya alışmış. Ya hayat kalmış mı o zaman yani? Sen organizma olmuş olursun artık ya. Yani bir hücre topluluğu olmuş olursun sevgi yoksa. Ayette de peygamberler yapmış oldukları tebliğlerine karşılık sevgi yakınlığından başka bir şey istemiyorlar. Maşallah. Yakınlara sevginin dışında bir şey istemiyorum diyor, evet. O yüzden yüzler, bakışlar sevgisizlikle dolmuş. Halbuki sevgi olsa insan sevdiğini velayet altına almak ister. Şimdi Kur'an'da velayet sistemi var ya. O velayet sistemi sevgiyle işleyen bir sistem. Mesela mümin yediğinden yediriyor, içtiğinden içiriyor. Kıyafetlerin en iyilerini onlara veriyor, kardeşine veriyor. Velayet sistemi. Ama kökündeki muharrik güç Allah korkusu ve Allah sevgisi oluyor ve o mümindeki Allah'ın tecellisini görüp seviyor mümin. Yani severek mallarını dağıtıyor. Yani komünizmdeki gibi sopayla değil. Efendim, dünyanın tarihi içerisinde de pek bu olmamış. Hep savaşlar, kavgalar. Yani sevgisizliği daha çok ön plana çıkartmışlar. Halbuki Allah'ın amacı sevgi. Cennetin amacı da sevgidir. Efendim, sevgiyi hakim kılacağız. Ama nasıl? Allah dilediği için kılıyoruz. Yoksa Allah'ın istediği seçkin, samimi sevenler. Yani mesela peygamberler, veliler, onların sevgisini seviyor Allah. Yani kainatı yaratmaktaki amacı da onların sevgisi. Yani kendisini sevmeleri Allah'ın, yarattıklarını sevmesi. Çünkü cenneti sevmiyorsa adam, cennetin bir anlamı olmuyor. Yani bütün sistem çöküyor. Bir anda çöker bütün sistem sevgi olmadığında. Cennete götürmesinin nedeni, cennetteki her şeyi sevmesi sebebiyle. Ama sevgiyi bilmeyen bir adamı cennete koyduğunda o sevgi olmamış oluyor zaten. Yani samimi sevgi olmamış oluyor. Onun için cennetten en iyi anlayan, sevgiyi en iyi anlayanları Allah yetiştirmek istiyor. O yüzden de dünyada muazzam bir imtihan sistemi kuruyor. Bak kan gövdeyi götürüyor. Amacı sevgi. İman edenler ve salih amellerde bulunanlar Allah onlar için sevgi kılacaktır diye ayette bildiriyor hocam şeytanın. Bir daha. İman edenler ve salih amellerde bulunanlar Allah onlar için sevgi kılacaktır. İman ediyor, samimi. Evet. Faaliyetler yapıyor. Samimi her türlü tavır. Mesela deccaliyet sürekli vahşeti ve sevgisizliği teşvik ediyor. Bak Lenin ne diyor? Sakın kalbinizde sevgi, merhamet, şefkat gibi duygular olmasın. Sadece zalimliği, gaddarlığı ve acımasızlığı kalbinize koyun. Kan dökücü olun. Kan denizinde onları boğalım diyor. Zerre miktar çok az dahi olsa merhametin kırıntısını dahi kendinizde bulundurmayın diyor. Sevgiyi kalbinizden tamamen atın diyor. Hakikaten o devirde politbüro üyeleri oluyordu. Komünistleri falan gösterirlerdi Rusya'da. Akıl almaz soğuk ve akıl almaz bir donukluk yüzlerinde olurdu.